Julio, Julio, çok korkunç. Ne oldu Alexandra? Leandro. Leandro mu? Ne olmuş Leandro'ya? Leandro mu? Ne olmuş Leandro'ya? Az önce tahlil sonuçları geldi. Leandro'nun 3 aylık ömrü kalmış. Olamaz! Olamaz. Ona vah vah, zavallı Leandro. Bunu ondan saklamalıyız Julio. Son 3 ayını en iyi şekilde geçirmesini sağlamalıyız. Doğru valla, bence de en doğrusu budu valla. Sen kiminle konuşuyorsun lan? Kafama da vurmadım ama sabah sabah. Okuzca bilmediğim için maalesef televizyonla konuşuyorum. Bilseydim seninle konuşuyordum. Sinirlendim hele ben şimdi bak. Sakinleş çocuk be bak. Balık aldık o kadar boşuna mı aldık? Bak da sakinleş. Ne aldın lan sen bu balığı? Bakıyoruz da ne oluyor? Hiçbir şey yok lan. İşte bakıyorum. O da bana boş bakıp duruyor. Ne bakıyorsun lan? Ben boşu boşuna para verdim. Gitme öte. Ulan ben evde yokken sen bunu deviyorsundur de. Ya dövmez olmuyor, geber diyorsun. Ama senin yerini tutmaya. Elimde kalacak diye korkuyorum. Ben de kabahat aldım geldim. Kucucuk şuncacık bir Japon balığınla koskocaman bir balina balığı arkadaş olur mu hiç? Al işte dayağı teşvik. Sen şimdi... Kime balina diyorsun? Demedim, çok özür dilerim. Pardon, vallahi bak, ayı balığı diyecektim. Vallahi bak, kusura bakma. Deler bak, bak şu telefonumu. Çabuk bak, konsantrasyonum bozulmasın. Çabuk konsantrasyonum da benim. Ben de bu arada şu Japon'dan iki karate yapayım. Rukiye, sen misin? Ha kız? Hayya, he. 3 aylık ömrü kalmış be. Yazık be, Leandro'ya. Kız beni tutma şimdi, işe gidiyorum ben. Hadi sonra konuşuruz gene, ha. Hadi. Kimin 3 aylık ömrü kalmış la? Şey be, maalesef senin değil. Televizyondaki bir arkadaşım. Benim durumum daha kötü la. Şu evde seninle bir de bu Japon'la geçecek bir 30 yıl var la. Ama Allah'tan Tanrı bana dayak atma yeteneği vermiş de kendi kendimi eğlendirebiliyorum. Bak. Tamam Tazer'cim sen burayı merak etme. Gel. Ya merak etme dedim ha, başka bir seminere gideceğim. Tamam, rahatına bak sen. Kakılmış geldi de. Ha, söylerim. Tamam, güle. Kusura bakmayın, özür dilerim. Estağfurullah, ben de Tanzer'le konuşuyordum. Sana selam söyledi. Öyle mi? Nasılmış kendisin? İyi. Amerika'da biraz daha kalacakmış. Başka bir seminere daha katılacakmış. Sen ne yaptın? Aldın mı balığı? Aldım Hakkı Bey. Ama bana mısın demedi. Bütün gün balıkla kavga ediyor manda affedersiniz. Balıkla balık oluyor. Allah Allah, balıkla kavga ediyor ha? İlginç. Halbuki stresini azaltıp biraz sakinleşmesi gerekirdi ama. Nerede? Balığı da kendine benzetiyor bu yakında. İkisi beraber bir olup döverler vallahi. Bak ne diyeceğim. Kedi de aynı etkiyi yapar biliyor musun? Yok valla, eğer bir acı tecrübemiz var bizim. Bir keresinde zırtımdan aşağıya kediyi bir attı. Acısını bir ben bilirim, bir Allah bilir. Anlıyorum. Ama bu adamın içindeki şiddet dürtüsüne mutlaka bir şey yapmamız gerekir. Ne yapsak acaba? Örgü öremez değil mi? O da iyi bir terapi yöntemidir çünkü. Ben bunu ona teklif bile edemem valla. Niye? Önce şişler, sonra da ipinden kıtlağımı sıkar. Ama benim yani bildiğim bir şey var. Ne gibi? Yani söyleyeyim ama sizin de yardımınıza ihtiyacım var. Söyle bakalım, yardım edilecek bir şeyse ederiz tabii. Benim 3 aylık bir ömrüm kalmış olsa. Ne? Yani misal diyorum, yani yer üstüne 3 aylık ömrüm kalmış olsa diyorum. Ben en baştan anlatayım düşündüklerimi. Anlat bakalım. Lan kalkılmış. Rakı götürdün mü lan? Ya rakı getirmedim ama mutfakta 3000 tane rakı şişesi var. İlla ki birinde bir rakı vardır. Olmadı, şişeleri yersin. Bak bakayım lan. Anam, daha olmadı. Beni bir tarafını kanatsa içersin. Nasıl olsa damarlarında rakı dolaşıyor senin. Lan bir iç kumla ona da laf etme lan kalkılmış. Beni bak lan kalkılmış. Bak şuna baba. Şu Japon balığının tavasına kadar gözeliyorum değil mi lan?
Ne diyorsun lan sen? Delirdi mi? Tüccar abim o kızlar yesin diye yere atmamış onu. Süs balodur o be. Allah Allah. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Allah Allah. Ne oluyor lan? Kalkmış lan. Lan kalkmış ne oluyor lan? Lan dayaktan bayılmama alıştım ama bu kendi kendime bayılmaktan ilgisin ha kalkmış lan. Telefonu çantamda var. Para da var mı lan çantamda? Yani etsin bir reçete yazsın. Sonra bakarız paraya. Ne reçetesi la? Irak alacak para olsun yeter. Neymiş doktor? Yalnız konuşabilir miyiz? Tabii buyur. Burada konuşabiliriz doktor. Kakalmış o duymasını istemedim de. Sana güzel havadislerim yok idimmiş. Önemli değil, ben alışın zaten. Onu bu son günlerinde rahat ettir ne olur. Rahat mı ettirin? Korkutma beni doktor. Dayak yok mu? Asla. 3 aylık ömrü kalmış, 3 aylık. Öcük daha çıkamaz mısın? Saçmalama, pazarlık etmeye gelmedim buraya. Amansız hastalığa yakalanmış diyorum sana. Bak benden söylemesi, bundan sonrası sana ait. Yıkıldım ben şimdi ya doktor ya. Evden ne gelir? Metin ol, metin ol. Neyse canım, dişimizi sıkacağız. Şunun şurasında 3 ay değil mi? Geçer gider. Bak bana söz ver, rahat ettireceksin onu ne olur. Söz. Tamam mı? Söz. Hadi ben gidiyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben bugünlerde de herkesin 3 aylık ömrü kalıyor. Kim birinlik daha 3 aylık. Bir tane çakacık. Arkana yastık ister misin kakamız? Bulaşıcı mı diye sormayı unuttum. Efendim? Yok bir şey karıcığım. Ay ne diyeceğim? Ay bak öldüm de eşek cennetine mi geldim yoksa ben? Bir eşek bana karıcığım dedi. Yok ben dedim kakamız. 3 ay... Hakkı Bey'le ne konuştunuz? Neymiş benim hastalığım? Havadan sudan konuştuk be. İşte at yarışlarından filan bahsettik. Ben ona tüyo verdim. Üçüncü ayakta tek geç filan dedim. Hastalığım neymiş peki? Bir şey, 3 aya kalmaz iyileşir dedi. Ya kusura bakma. Ben de senin yemini yemeğini hazırlayamadım be. Önemli değil kalkınmış. Ben sana hemen hazırlarım şimdi bir şeyler. Sen yat burada şöyle. Al işte televizyonu aç. Televizyonu söyle ya da ben açayım sana. Bak gene Fişin TV. Ulan ne zaman televizyonu açsam kanal hep Fişin TV'de kalıyor. Niye acaba? Ne acaba bilmem. Etilmiş.
senin bu kadar iyi bir koca olacağı hiç aklıma gelmezdi. Ulan kafana saksı mı düştüdür, nedirdir? Kaldı iki ay. Ondan sonra herkes kendi yoluna almış. Efendim, hiç bir şey anlayamadım. Kaldı iki ay. İki ayrı lokanta var diyor. Hangine gitmek istersin? Benim için hiç fark etmez ki. Hangisi olsa olur. Bak, zaten kaç yıldır şöyle karı koca gibi koluna girip de bir yerlere gitmemiştik. Hadi. Hadi lan. Bak, böyle ıssız yerlerde koluma girebilirsin ama kayfenin önünden geçerken ayrılacağız, tamam mı? Ben anlamam, içeyim içeyim. Tamam kardeşim, tamam, bak istediğin gibi koluma gir, el alemde görsün. Bak içirmiş, bir de benim bir isteğim vardı be. Ne? Hep sevgililerde korurdum. Ne ola? Bak şimdi ben elimi senin beline atacağım. Sen de böyle kolunu buradan böyle geçireceksin. Kayfenin önünden geçeceksin, böyle millette çatlasın. Yok be. Şöyle. Sen yorulma, kalkılmışım çayı ben orada gelirim şimdi. Ana, herkes derdi buna niye bu kadar iyi davranıyordu, anlamadım geldi vallahi. İçemiş bir kendini cimdikleme, rüyada mı değmiyoruz. Ah! Bak, rüyada değermişiz demek ki, gerçekmiş. Kalkılmış, ben gideyim, siz de rahat rahat aranızda sohbetinizi yapın, oturun. Hadi. Oğlum sen bilirsin. Ama sen bana bir şey diyordun ya Etimiş. Ne diyordun? Hani vay ya. Ha! Hoşça kal sevgilim. Anam güle güle sevgilim. Kız kakılmış. Vallahi sen insana şeytanın pabucunu ters getirdin. Şeytan ne ki itirmişi bu hale getirdikten sonra. Ama iki ayın kaldı kakılmış. Sonra ne edeceksin? Ama ne bileyim ben. İki ay daha kraliçeler gibi yaşadıktan sonra beni gebertse de olur. Hem ben de plan bitmez ki, bulurum geri bir şeyler ben. Yalnız bana da bir tane bul be. Bana da. Ama orada olacak, bana da bir plan bul. Ha bak, hocalarınızı ötmeyin yeter. Yok kızı dönmeyin. Valla sıkar mı yaklarımızı? Yok kızı be. Olur mu öyle şey kız? Hem ne diyordu? Birimiz, hepimiz bir öleceğiz. Çay ısmarlayayım mı sana abi? Yok la, hiç canım istemiyor. Valla senin yerinde olsam benim de canım çekmezdi. Ne demek istiyor ona? Herkesin dilinde be abi. Kahvenin önünde geçenlerde yengeyle sarmaş dolaş geçmişsiniz. Şebeğe döndü diyorlar senin için. Lan yallah. Şebek he. İki ay sonra sorarım ben onlara. Ama en kötüsü de keriz durumuna düşmek, biliyor musun? Ne diyorsun lan sen keriz meriz diye? Abi yani benden duymuş olma da yenge hanım seni fena halde işletiyor abi. Nasıl işlediyor lan beni? Ne diyorsun lan oğlum? Ne biliyorsun? Ne diyorsun he? Abi geçenlerde benim karıdan duydum. O da biriyle telefonla konuşurken duydum. Kakılmış yengenin 3 ay ömrü kalma olayı numaraymış be abi. Numara mı? Ya maalesef. Yani 2 ay ömrü kaldı falan diye hiç sevindim abi. Ben senin yerinde olsam bu şebekliğe mutlaka bir son veririm. Lan şebek mebek tesler. Esra mı diyorsun lan sen şimdi? Doğru mu duydun? Abi vallahi kulaklarım var. Peki nasıl abi hatun? Genç mi? Oo, 22 yaşında mı? Güzel mi peki? Tamam abi de ev işlerinden anlıyor mu? Bir de en önemlisi dekmeye, depoya, yumruğa dayanıklı değil mi? Bak ben bu çok önem veriyorum. Peki nasıl göreceğiz abi ya? Şimdi ben diyorum ki yarın kalkılmış işe gidince siz kızı alın buraya gelin. Bizim evde bir bakalım. Görüyüm bakayım, beğenirsem iki ay sonrasında rezervasyon yaptırır. Tamam abi. Yarın görüşürüz abi, tamam. Tamam. Nasılsın lan sevgilim? Elinin koruyayım. Allah belanı versin. Allah Allah. Erkek millet
için başka bir kadın için pazarlık yapıyordu duydum diyen de şakal seni şakal. Tamam, ulan 3 aylık ömrüm kalmış gel. Bir de bana bu yapılır mı bir an? Kemiklerim sızlayacak kemiklerim. Kız saçmalama gerçekten ölmeyeceksin aslında. Tartuluz. Tartuluz bir de karı var ya. 22 yaşındaymış biliyorsun. Allah 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 Ay 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 İtilmiş hala! İtilmiş! Ne var ha? Emaneti getirdik. Haa, hoş geldin gülüm. Şöyle bakıysa, siz gidin. Hayda. Olur mu? Ya da siz gidin gelme. Hadi hadi. Hadi! Seni kuvvetli sırtlan seni. Ya, seni Allah'a cezanı yapma. Ya, ben seni öldürmez mi? Nasıl sarıldı karı ya? Ya sinirlen önce bir plan yap. Ben plan milan edemiyorum. Dur kalkın ya. Allah'a cezanı yap. Bana bir tane buldum. Emme nerede sende o incelik? Ay. Ben de kendim buldum işte. Ya Allah belanı! Seni kim yapıyor? Karıyı anneme dön! Karıyı anneme dön! Ya ana! Süleyman! Süleyman! Süleyman ya! Bak Süleyman'a Süleyman! Ya Süleyman! Ben demek bana komplo kurarsınız ha? Bana ben 3 aylık ömrüm kaldı. Ne 3 ayda 3 dakikalık bile yiyemiyorum.